Herkese merhabalar. Yazılı Havuzu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kanalımız yazılı hazırlamanın çok ötesinde bir kanal. Kanalımızı tüm derslerde düzenli takip ederek gireceğiniz sınavın adı ne olursa olsun beraber harika bir hazırlık yapmış olacağız. Bu videomuzda sizlerle 8. sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi, 4. ünitemiz olan Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye ünitesinin 3. konusu hukuk alanında yapılan inkılaplar konusunu işleyeceğiz. Bu videonun ders notlarının pdf'i açıklama kısmında mevcut. Eğer önce oradan pdf'leri indirip kendiniz bir kez okuyup sonra da buradan dersi takip ederseniz hiçbir eksiğiniz kalmayacak. Ve gireceğiniz tüm sınavlarda tüm soruları doğru yapacaksınız. Hazırsanız vakit kaybetmeden dersimize hemen başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar, bu ünitede önce Atatürk ilkeleri dedik. İkinci konumuzda siyasi alanda yapılan yenilikleri, inkılapları konuştuk. Ve bugünkü dersimizde de hukuk alanında yapılan inkılaplar konusunu konuşacağız. Şimdi önce Osmanlı Devleti'nde hukuk nasıldı, hukuk sistemi nasıldı buna bir bakalım. Şer'i mahkemeler vardı. Yani dini konulara göre karar veriyordu, Müslümanlar yargılanıyordu. Örfi hukuk mahkemeleri vardı, azınlıkların kendi mahkemeleri vardı ve kapitülasyon hakkından dolayı kapitülasyon hakkı verdiğimiz devletlerin kendi mahkemeleri vardı. Yani birinde suç olan diğerinde suç olmayabilirdi. Birinde işte 3 yıl ceza, suçun cezası 3 yılsa diğerinde 4 yıl olabilirdi gibi. Yani tam anlamıyla Osmanlı Devleti'nde bir hukuk birliğinin olmadığını görüyoruz. Ve bu sebepten ötürü hukuk birliğinde, hukuk alanında birlikteliği sağlamak, hukuk işlerinde bağımsızlığı sağlamak, yani kapitülasyon mahkemesi, azınlık mahkemesi, bunlar bu alandaki bağımsızlığımızı zedeliyordu ve insanların gözünde adalet duygusu zayıflamıştı. Toplumsal düzeni sağlayıp adalet duygusunu tekrardan güçlendirmek, demokratik, laik, çağdaş ve modern bir yapıda kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yapısını daha da güçlendirmek için hukuk alanında yeniliklere ihtiyaç duyuldu. Bu alanda bir dizi çalışma yapıldı. İşte 1921 Anayasası, 1924 Anayasası, Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, yine 24 Anayasası'nda 1928 yılında devletin dini İslam'dır maddesi çıkarıldı. Ticaret Kanunu hazırlandı ve 1937 yılında 1924 Anayasası'na Atatürk ilkeleri eklendi. Bunların tamamı hukuk alanında yapılan yeniliklerdi. Şimdi önce Medeni Kanun'la başlayalım. Medeni Kanun evlenme, boşanma, miras gibi hakları belirleyen bir aile hukukudur. Peki Osmanlı Devleti'nde Medeni Kanun nasıldı? Osmanlı Devleti'nin son döneminde Medeni Kanun olarak mecelle hazırlanmış. Mecelle dini kurallara göre düzenlenmiş bir Medeni Kanun'dur. Ve bazı konularda, hatta çoğu konuda kadın erkek eşitliği yoktu. Yani kadın daha geri plandaydı. Yeni hazırlanan Türk Medeni Kanunu eşitliğe dayalı bir Medeni Kanun olmalıydı. Ancak böyle bir kanunu hazırlamak çok uzun bir zaman alabilir. Ve o tarihlerde şu yapıldı. Dünyada hazır olan Medeni Kanunlar incelendi. Ve bizim toplum yapımıza, kültürümüze en uygun olan, en güncel olan Medeni Kanun o tarihlerde İsviçre Medeni Kanunu'ydu. Ve bu kanun alınıp detaylı bir inceleme yapıldı. Üzerinde değişiklikler yapıldı. Tabi bu değişiklik yapılmasının sebebi şu, aynen kopyala yapıştır yapmıyoruz. Böyle yaparsak taklitçi oluruz. Ve biz İsviçre Medeni Kanunu Türk kültürüne uygun hale getirdik. Türk kültürüne uyarlanıp sonra uygulanmaya başladı. Bu da Türk inkılabının taklitçi olmadığını gösterir. Burası çok önemli. Biraz önce söylediğimiz gibi bu Medeni Kanun Avrupa'da en son yapılan kanunlardan birisiydi. Sorunlara akılcı ve pratik çözümler sunuyordu. Demokratik özelliklere sahipti ve en önemlisi de kadın erkek eşitliğine önem veriyordu. Şimdi Osmanlı'nın Medeni Kanunu olan Mecelle ve yeni kabul edilen Türk Medeni Kanunu bir inceleyelim. Mecelle'de çok eşitlik var. Erkek birden fazla kadınla evlenebiliyor. Ancak Medeni Kanun'da tek eşli evlilik kabul ediliyor. Yani bir kadın erkek eşitliği. Mecellede dini nikah var. Medeni Kanun'da resmi nikah var. Yani dini nikahla bir erkek birden fazla kadınla evlilik yapabilir. Ama resmi nikah zorunlu hale gelince herkes bir kişiyle evlilik yapmak durumunda. Mecellede erkeğin boşanma hakkı var. Kadının boşanma hakkı yok. Medeni Kanun'da kadına da boşanma hakkı veriliyor. Mecellede mirasta eşitlik yok. Erkek mirastan daha fazla pay alıyor veya tamamını alıyor. Ancak Medeni Kanun'da mirasta kadın erkek eşitliği sağlanıyor. Bakıldığı zaman mecellede şahitlikte eşitlik yok. Kadının şahitliği daha az sayılıyor. Yani şöyle düşünün, iki tane kadının şahitliği bir erkeğin şahitliğine eş değer gibi falan düşünülebilir. Ancak Medeni Kanun'la şahitlikte de kadın erkek eşitliği sağlanmış oluyor. Ve genel bir toparlarsak Medeni Kanunu, sosyal ekonomik alanda kadın erkek eşitliği sağlanmış oluyor. İsviçre'den alınıyor ancak Türk kültürüne uyarlanıp uygulanmaya konuluyor. Taklitçi değil. Medeni Kanun'da evlenme, boşanma, miras, çalışma gibi çeşitli haklar yer alıyor. Kadın erkek eşitliği sağladığı için halkçılık ilkesine girer arkadaşlar. Halkçılığın anahtar kelimelerinden birisi eşitlikti, halkın yararıydı. Dini kurallara uygun olan mecellenin yerine akıl mantığa göre olduğu için laiklik ilkesine girer. Bak burada akıl, mantık laikliğin anahtar kelimelerindendi. Ancak burada unutmamamız gereken bir şey var. Çok fazla soru geliyor ve öğrenci arkadaşlarımız hep karıştırıyorlar. Medeni Kanun'da kadına siyasi haklar verilmemiştir. Yani yönetimsel bir hak yok. Kadının seçme seçilme hakkı yok burada. Sosyal alan, ekonomik alan, bu alanlarda bir eşitlik var. Ancak Medeni Kanun'da siyasi hak verilmemiş. Karşınıza çok fazla soru çıkacak. Medeni Kanun'la ilgili bir hikaye anlatılacak ve diyecek ki aşağıda verilenlerden işte haklardan hangisini kadın Medeni Kanun'la kazanmıştır ya da kazanmamıştır. Kazanmamıştır dediğinde hemen siyasi hakları bizim işaretlememiz gerekiyor. Lütfen bunu unutmayalım. Evet değerli arkadaşlar, dersimiz burada bitti. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Sizler için faydalı bir video olduğunu düşünüyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.